Kanalımıza hoş geldiniz. Yeni şarkılar dijital platformda kendini göstermeye devam ediyor. Eğer ki yeni bir albüm varsa sadece dijitalde değil, müzik marketlerde de kısıtlı da olsa görebilme imkanı yakalayabiliyoruz. Dolayısıyla müzik dünyası üretmeye devam ederken biz de kanalımızda yeni çıkan şarkı ve albümleri yorumlamayı sürdürüyoruz. Bu videomuzda yeni çıkan bazı şarkılara göz atacağız. Daha doğrusu albümlerin içeriğinde yer alan şarkılar ya da single olarak çıkmış olan şarkılar. Onlardan ilki kim diye sorarsanız ona geçmeden önce klasik olarak anonsumuzu yapalım ve hatırlatalım. Kanalımıza abone oldunuz mu? Eğer olmadıysanız bu video içeriğimizle bizimle ilk kez tanışıyorsanız lütfen içeriğimizi izleyin, sonrasında bir karar verin. Karar size ait ama tavsiyem şu, müzikle ilgileniyorsanız bu kanala abone olmanız size iyi gelecektir. Gelelim bu videoda değerlendireceğimiz yeni şarkılara. Bu şarkıların ilki bir rap solistine ait olan şarkı. Şarkının adı Biladerim için. Şarkı 19 Şubat 2019 tarihinde yayınlandı ilk olarak. Ancak şunu belirtmek istiyorum, bir single değil. Orman Kanunları isimli albümde yer alan şarkılardan biri Biladerim için. Solisti Ben Fero. Şarkının sözlerini Ben Fero yazdı. Müzikte ise Can Volkan'ın imzası var. Biladerim için isimli şarkı söylemiş olduğum gibi Orman Kanunları isimli albümde yer alan şarkılardan biri ve bu albümde gerçekten de bu şarkı büyük sükse yaptı. Öylesine ki Spotify haftanın en çok dinlenen şarkıları sıralamasında 20 şarkı arasına albümden 9 şarkısıyla birlikte giriş yapmıştı Ben Fero ve bir numarada zirvede Biladerim için isimli bu şarkı yer almıştı. Bu arada söz konusu liste kanalımızda yer alıyor. 22-28 Şubat 2019 aralığında yayınlanmış olan videomuzu izleyin ve Ben Fero'nun performansını o listede siz de tanıklık edin. Gelelim şarkıya. Şarkı atarlı, giderli, klasik normlarda bir rap şarkı. Ben Fero bana kalırsa bundan sonraki süreçte de rap dünyasının parlayan yıldızı olmaya devam edecek. Çünkü çok başarılı bir performans ortaya koyuyor. Nevi şahsına münasır bir müzikalitesi ve tabii şarkı sözü anlayışı var. Şarkının video klibine gelince, bu şarkının video klibi maalesef yok. Video klibi olmadan Türkiye'nin en çok dinlenen şarkısı oldu son bir haftada. Aynı zamanda şarkının video klibi de YouTube'da haftanın en çok izlenen video kliplerinden biri oldu. Neden video klibi yok ama video kliplerinden biri oldu. Onu da belirtelim. Şarkının audiosu var. Audiosundaki görselde bir hareket söz konusu. YouTube bu hareketi bir video olarak algılıyor ve video olarak onu görüntüleme performansına ekliyor. Yani aslında bir audio ama görseldeki fotoğraf hareketinden dolayı bu bir video olarak karşımıza çıkıyor. Şarkının videosu nasıl diye sorarsanız özetle videosuz şarkı ve şarkı gayet iyi. Kardeşe bir bilader ve zenciler için rakip olarak bul dengine bir şey. Sen de biliyorsun bizi kastoru biçin nigga ben de trap müzik. Ben Fero'nun ardından geliyoruz bir kadın vokalin yorumlamış olduğu şarkıya. Şarkının adı Vazgeçtim. Bu şarkı Yıldızlı Şarkılar albümünde yer alan şarkılardan biriydi. Yani yeni bir şarkı değil. Ama şarkının video klibi 24 Şubat 2019 tarihinde ilk kez yayınlanınca biz de yeni şarkılardan biri olarak değerlendirdik ve notlarımızı aldık. Şarkı Ece Seçkin featuring Ozan Doğulu adıyla yayınlandı. Aslında bu şekilde yayınlanması soruyu da beraberinde getiriyor. Ozan Doğulu bu şarkının aynı zamanda bestecisi ve aranjörü. Sözse Yıldız Silbe'ye ait. Bir aranjörün görevi nedir? Bir şarkıyı aranje etmek. Dolayısıyla her aranjör aranje ettiği şarkıdan dolayı şarkı yorumlayan sanatçının yanında eşlik eden olarak adı geçmesi gereken biri mi diye tekrar sormadan edemiyorum ve bunu anlayamıyorum. Halbuki Ozan Doğulu'nun 130 BPM isimli proje albümlerine baktığımız zaman Ozan Doğulu özel aranjeler yapıyordu. 130 BPM sound'unda ve sanatçılar da ona eşlik ediyordu. O zaman ne oluyordu? Ozan Doğulu featuring eşlik eden X sanatçı kimse onun adı. Bu doğru. Ama Ece Seçkin feat Ozan Doğulu bunu anlayamıyorum. Cevabı bulmaya çalışırken şu karşımıza çıkabilir. Bu bir proje albüm. Yıldızlı Şarkılar. Ve projenin yapımcısı projede Ozan Doğulu'nun da adının geçmesini istemiş olabilir. Ya da Ozan Doğulu ben bu projede yer alırım, şarkıyı aranje ederim ancak eşlik eden olarak da şarkıda adımın geçmesini istiyorum da demiş olabilir. Sorunun cevabı ne olursa olsun özeti şu. Ben bir
şarkıda aranjörün de adının eşlik eden olarak geçmesini anlamıyorum. Ozan Doğulu'nun da zaten buna ihtiyacı yok. Ece Seçkin ve Ozan Doğulu başka şarkılarda da birlikte çalıştıkları için bu şarkıdaki uyumları yerinde. Yani aranjör ve solist uyumu şarkıda kendini gösterirken beraberinde Ozan Doğulu da aranjör olarak kendi şarkısı olduğu için şarkında hakkını teslim etmiş. Video klibe gelince, video klipte bir emek söz konusu. İstanbul'dan kalkmış, ekip doğuya gitmiş, Anı Harabeleri'nde video klibi çekmişler. Video klipte kaçınılmaz olarak Ece Seçkin'le birlikte Ozan Doğulu da rol alıyor ama şunu söylemem gerekiyor. İşte böyle olunca Ozan Doğulu bu video klipte konu mankeninden öteye gitmiyor. Hani videoyu izliyorum, neden Ozan Doğulu var diye sormadan edemiyorum. Ece Seçkin'in yorumladığı cover şarkının ardından bir başka kadın vokalin yorumladığı şarkıya geçelim hemen. 11 Şubat 2019 tarihinde Ben Böyle isimli bir şarkı yayınlandı. Video klibiyle birlikte. Şarkının solisti Zeynep Kazalini. Zeynep Kazalini 2004 yılında yorumladığı Duvar ve 2006 yılında yorumladığı Dokunma Bana isimli şarkılardaki performansıyla gerçekten de hafızalarda iyi bir yer edinmiş kadın vokallerden biri. Ancak kariyerinde bir devamlılık olmadığı için sektörde kalıcı bir değer olmadı. Yakın tarihte belli aralıklarla single çalışmalarla karşımıza çıkmaya başladı. Ben Böyle o şarkılardan biri. Ancak hemen şunu söylemem gerekiyor. Benzer örneklerle karşılaştığımda aynı cümleyi kurmadan edemiyorum. Müzikal devamlılık sağlamazsanız kalıcı bir değer olamazsınız. Zeynep Kazalini'nin de müzikal kariyerinde maalesef bir devamlılık söz konusu değil. Yakın tarihte belli aralıklarla single çalışmalar yapıyor ve işte Ben Böyle o çalışmalardan biri. Ama o devamlılık olmayınca iyi şarkı yakalamak da söz konusu olmuyor. Sektörde oyuncu olduğunuz zaman her zaman iyi şarkının peşinde koşarsınız. Ben Böyle isimli şarkının sözünde ve müziğinde Necati Karadayı'nın adı geçiyor. Şarkının düzenlemesine baktığımızda düzenlemeyi yapan kişi Hüseyin Cevahir Ünal. Yönetmen ise Gökhan Göktaş. Gelelim şarkıya. Şarkı bir solist için iddiadan uzak bir şarkı. Nedenine gelince şarkının sözü, müziği ve aranjesine baktığımızda adeta Eurovision şarkı yarışması Türkiye finalinde karşımıza çıkan şarkılar gibi diyebilirim. Yani söz konusu şarkı Zeynep Kazalini kariyerinin hani vasat şarkılarından biri olarak kariyerinde yer edinecek. İş böyle olunca tabii ki solistin kendini iyi ifade edebileceği bir şarkı da karşımıza çıkmıyor. Bence Zeynep Kazalini kariyerinin ilk dönemlerine baktığımız zaman güçlü bir kadın vokal olarak imaj çizmişti. Ancak Ben Böyle bu imajdan son derece uzak bir şarkı olmuş. Dolayısıyla şarkının video klibi de vasat bir video klip. Sanatçıyı sıradan bir dekor içerisinde son derece dar bir çerçevede resmetmeye çalışmışlar. Ortaya çıkan video klibe baktığımız zaman adeta bütçesi hiç olmayan bir video klip imajı çiziyor. Yeni çıkan şarkılardan bir başkası da 8 Şubat 2019 tarihinde videosuyla birlikte yayınlandı. Şarkının adı Çaresi Nerede? Solisti Bahadır Tatlıöz. Çaresi Nerede isimli şarkının sözü ve müziği Bahadır Tatlıöz'e ait. Bahadır Tatlıöz ağırlıklı olarak tabii ki kendi şarkılarını yorumlayan bir erkek vokal. Aynı zamanda kendi şarkılarının aranjesini de bizzat kendisi yapıyor. Ama bu şarkının aranjesinde kendisini bir başka aranjöre teslim etmiş. Aranjörün adı Cüneyt Yamaner. Video klip yönetmeni ise Bahadır Tatlıöz. Yani Bahadır Tatlıöz dediğimizde söz yazan, beste yapan, aranje yapan ve video klip çeken bir solistten söz ediyoruz. Ama bu şarkıda dediğim gibi kendisini bir aranjöre teslim etmiş. Bahadır Tatlıöz'ün yorumlamış olduğu şarkılardaki ses aralığına baktığımız zaman çok geniş bir ses aralığına sahip olmadığını net bir şekilde görüyoruz. Dolayısıyla Bahadır Tatlıöz yazmış olduğu şarkıları kendi ses aralığına uygun şarkı olarak yazıyor ve besteliyor. Ve tabii ki aranjeyi de buna göre yapıyor. Gelelim bu şarkıya. Gerçeği söylemek gerekirse bu şarkı ve bundan önceki bir iki şarkısında Bahadır Tatlıöz bana göre sermayeden yiyor. Peki sermaye ne? Sermaye Takvim isimli şarkı. Takvim isimli şarkı Bahadır Tatlıöz adına kariyerinde o denli başarılı bir şarkı olmuştu ki bu şarkıdan sonra gelen diğer şarkılar hiçbir zaman Takvim'in başarısını yakalayamadı. Hatta şunu söyleyebilirim. Takvim
sayesinde sonrasında yazılmış olan Bahadır Tatlıöz şarkıları da hani ayakta duran şarkılar oldu diyebilirim. Bu şarkının aranjesinde Bahadır Tatlıöz aranjöre ne kadar müdahale etti bilemem. Çünkü kendi aranjelerini kendisi yapan solistler bazen başka aranjöre teslim olsalar da hani müdahale etmeden yapamazlar. Dolayısıyla bu şarkının aranjesiyle ilgili benim ne düşündüğümden daha önemli olan Bahadır Tatlıöz'ün ne düşündüğü. Gelelim şarkının video klibine. Şarkının video klip yönetmeni aynı zamanda şarkının solisti de olunca söylenecek fazla söz yok. Çünkü karşımızda bir yönetmen olgusu yok. Yani final cümlemiz şu olsa yerinde olur. Şarkının söz yazarı, bestecisi ve yönetmeni olan Bahadır Tatlıöz her şeyiyle bu şarkının videosunda kendi yağıyla kavrulan bir yönetmen performansını bize sunmuş. İnince gözüne kapkara perde, o an ne göktesin ne yerde, aklım karışmış. Bahadır Tatlıöz'ün yeni şarkısını değerlendirdikten sonra 22 Şubat 2019 tarihinde yayınlanan Nasıl Diye Sorma isimli bir başka yeni şarkıya göz atalım. Bu şarkının solisti Emre Kaya. Emre Kaya bir solist olarak kendini ifade etmeden önce müzik sektöründe bir şarkı sözü yazarı ve besteci olarak vardı. Dolayısıyla zaman içerisinde kendi şarkılarını yorumlayan bir solist olarak devamlılık sağladı. Bu devamlılıkta da başarılı mı derseniz başarılı. Zaten bir şarkıcı kendi şarkı sözünü yazıyor, bestesini yapabiliyorsa onu kimse kolay kolay durduramaz. Ama tabii ki iyi şarkı yazdığı süre içerisinde. Gelelim bu anlamda Emre Kaya'nın yeni şarkısına. Nasıl Diye Sorma isimli şarkıda Emre Kaya kendi sözünü ve bestesini kime aranje ettirmiş? Popüler aranjörlerden biri olan Emre Kına'ya. Şarkının video klip yönetmenliğini ise bir kadın yönetmen Gizem Demir yapmış. Emre Kaya'nın Nasıl Diye Sorma isimli bu şarkısı bildiğimiz klasik Emre Kaya şarkılarından bir diğeri dersem hiç de yanlış olmaz. Aranjör Emre Kınay bu şarkıda klasik Emre Kınay sound'unu ortaya koymuş. Özetle şarkıda iki Emre bir araya gelmiş. Emre Kaya ve Emre Kınay. İki Emre'nin ortaya çıkarmış olduğu şarkı bence kanımca Emre Kaya'nın müzikal kariyerinde hani ileride bir best of yapsa o best of'a girecek olan şarkılardan biri olmayacak. Bunu şimdiden söyleyebilirim. Gelelim şarkının video klibine. Şarkının video klibinde bildiğimiz görselde bir Emre Kaya yerine bambaşka bir Emre Kaya karşımıza çıktı. Özellikle Emre'nin bu video klipteki saç imajı ön plana çıkıyor. Sonrasında video klipte aşırı derecede rötuş mu yapıldı yoksa Emre Kaya estetik mi yaptı diye de sormadan edemiyoruz. Hiçbirisine karşı değiliz. Şarkıcı popüler kültür içerisinde kendisine yakışanı dilediği özgürlükte yapmakla mükelleftir. Dolayısıyla Emre Kaya'nın da bu görselliği video klipte öncelikle dikkat çeken bir unsur ve sanıyorum Emre Kaya da bunu fazlasıyla istemiş olsa gerek. Videoda Emre Kaya'nın diğer videolarında görmeye alışmış olduğumuz klasik artistik duruşlar da yok değil. Nasıl diye sorma, nasıl diye sorma, bitirdim aklımda. Ve geldik bu videoda değerlendireceğimiz son yeni şarkıya. Şarkının adı Meftun, solisti İrem Derici. Bu şarkı 26 Şubat 2019 tarihinde Doğan Müzik etiketiyle yayınlandı. Bu şarkının sözü ve müziği Eyüp Çunga'ya ait. Şarkının aranjesinde bildiğimiz popüler bir aranjör imzası var Alper Atakan. Video klip yönetmeni ise Umut Eker. Şarkıya gelince İrem Derici şimdiye kadar birçok amatör şarkı sözü yazarı ve bestecinin şarkısını yorumladı ve onları birer popüler şarkı haline getirdi. Bazıları da önemli hitler oldu. Ama bu şarkı ile ilgili olarak net olarak adını koyalım. Asla ve asla bir hit şarkı değil. İlk olarak Mehmet Erdem'in aranjörü olarak bildiğimiz ve sonrasında yapmış olduğu aranjelerle başka sanatçıların da tercih haline gelen Alper Atakan bu şarkıda İrem Derici'nin tercih etmiş olduğu aranjör olarak da karşımıza çıkıyor. Aslında şarkıcılar için aranjör tercihi yeni bir şeyler yapma arzusundan kaynaklanır. Dolayısıyla İrem Derici ve Alper Atakan'ın bu şarkıda bir araya gelerek ortaya koymuş oldukları performans, bakalım bundan sonra yapacakları çalışmalarda bir devamlık olarak karşımıza çıkacak mı? Bir şarkıyı şarkı yapan temel unsurlardan olan söz, beste, aranje ve vokal, bu dört unsuru bir araya getirip bu şarkıyı entegre ettiğimizde hangisi bir numaraya yerleşir derseniz şunu söylerim, o da İrem Derici'nin vokal performansı. Ve gelelim şarkının video klibine. Şarkının video klibinde İrem Derici görsellerine oluşan bir video klip karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla bu tür videolarla ilgili olarak söylenecek çok fazla söz yok. Klasik normlarda stüdyo ortamında çekilmiş olan bir kadın vokal video klibi. Akla zarar bir yüzü var,
baharları var, güzü var. İrem Derici'nin şarkısıyla birlikte bu videomuzun da sonuna geldik. Yeni şarkıları başka videolarda değerlendirmeye devam edeceğiz. Videomuzun sonuna gelmişken videomuzla ilgili düşüncelerinizi, yorumlarınızı bizimle paylaşmayı ihmal etmeyin. Ayrıca tabii ki kanalımıza abone olun. Kanalımıza abone olduğunuz takdirde içeriklerimizden anında haberdar olabilirsiniz. Ama her şeyden önemlisi unutmayın. Kanalımız sizin ilginizi çektiyse içeriklerimizi mutlaka takip edin. Ama ilginizi çekmediyse YouTube çukurunda inanılmaz derecede birçok kanal sizleri bekliyor. O kanallarda özgürce dolaşmaya devam edebilirsiniz. Yani çukur epey bir derin ve o derine doğru özgür yolculuğunuz devam etsin. Bir başka videoda görüşmek üzere.